sınıf denemesinin fen müdürleri kısmını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda mitoz bölünme ile ilgili bazı örnekler verilmiştir. 1. Döllenmiş bir yumurta hücresinden milyonlarca hücreden oluşan bir bebek meydana gelir. 2. Hücrelerin çoğu sınırlı bir ömre sahiptir. Dokularda ölen hücrelerin yerine düzenli olarak gerçekleşen hücre bölünmesi ile oluşan yeni hücreler alır. Dokuların sağlıklı kalmasını sağlar. 3'te ise yaralanma hasar görmüş hücrelerini değiştirmek için hücre bölünmesini tetikler. Verilen örneklere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsan vücudundaki dokular düzenli olarak yenilenme içindedir. Evet, burada yenilenmeden bahsediyor. 1 numaralı örnek gelişim, 2 numaralı örnek değişim, 3 numaralı örnek ise onarımdır. Doğru. İnsan vücudunda ölen hücreler olduğu gibi bölünerek yaşamını devam ettiren hücreler de vardır. Buna yukarıdan ulaşabilirim. D'ye geldiğimde mitoz bölünmenin başlaması için daima tetikleyici bir duruma ihtiyaç vardır. Yanlış. Mitoz bölünme her daim gerçekleşen bir olaydır. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda bir hücrenin mitoz bölünmeyle çoğalması gösterilmiştir. Evet, burada çekirdek ve sitoplazma bölünmesini görüyoruz. Mitoz bölünme ile ilgili olarak ana hücrede hücre bölünmesinden hemen önce bulunan DNA miktarı yeni oluşan hücrelerden birindeki DNA miktarından fazladır. Buna doğru ifadedir. 2'ye geldim. Ana hücre ile oluşan yeni hücrelerde aynı sayıda kromozom vardır. Doğru. Mitoz bölünme esnasında önce çekirdek sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Doğru. Cevabım D. 3. soruya geldiğimde ise dünya yörüngesinde dolanan milyonlarca uzay çöpü diyebileceğimiz parça bulunmaktadır. Bu parçaların hızı 20.000 km/saate geçebilmektedir. Bir enkazdan kopmuş küçük boya parçaları bile bu hızlarda hareket ederken bir uzay aracına zarar verebilir. Aslında boya lekelerinin neden olduğu hasar nedeniyle çok sayıda uzay mekiği penceresine yerleştirmiştir. NASA'nın yörüngesel enkaz bilim adamı Nicholas uzay görevlerine yönelik en büyük risk izlenebilir olmayan enkaz parçalarından geliyor, diyor. Bu kadar enkaz olmasına rağmen felakete yol açan şaşırtıcı derecede az çarpışma oldu. 1996 yılında bir Fransız uydusu 10 yıl önce patlamış olan bir Fransız roketinin enkazından etkilendi ve hasar gördü. 10 Şubat 2009'da işlevini yitirmiş bir Rus uydusu, görev yapan bir ABD ticari uydusu ile çarpıştı ve onu enkazı çevirdi. Bu çarpışma uzay çöplüğüne 2000'den fazla izlenebilir enkaz ekledi. Çin'in eski bir hava uydusu yok etmek için kullandığı uydu karşıtı füze enkaz sonuna 3000'den fazla parça daha eklendi. NASA'dan alınan bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Uzay kirliliği artmaktadır. Doğru. Kullanımda olan uydulara küçük parçalı uzay çöpleri zarar vermez. Doğru. C şıkkına baktığımda ise uzay kirliliği etkilerini günümüzde de göstermektedir. Buna yukarıdan ulaşamam. D şıkkına geldim. Uzay kirliliğinin kendisi de uzay kirliliğini arttıran bir etkendir. Doğru. Yani cevabım C olacak. 4. soruya geldiğimde uzayda gaz atomları ve toz parçacıkları belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunur. Bu bölgelere bulutsu adı verilir. Bulutsular uzayda yıldızların oluşumunun gerçekleştiği alanlardır. Belirli bir boyuta ulaşan gaz ve toz bulutu kütle çekiminin etkisiyle çöker ve ısınarak ön yıldız denen donuk kırmızı kümeler oluşturur. Ön yıldızın sıcaklığı arttıkça merkezinde çekirdek tepkimeleri başlar ve ön yıldız yıldız haline gelir. Yıldızlar kendi merkezlerinde çekirdek tepkimesi yapamaz hale geldiğinde ise ölmüş olur. Yıldızların enerjileri tükenmeden önce merkezindeki sıcaklık arttığı için yıldız şişmeye başlar. Yıldızın dış katmanları uzaya doğru itilir ve çapı öncekine göre artar. Yıldızlar yaşamlarının bu son aşamasında genişlerken yüzeyleri soğuduğu için kırmızı renkte görülür. Büyük kütlede yıldızlar bu haldeyken süperdev, küçük kütlede yıldızlar ise kızıldev olarak adlandırılır. Bu aşamadan sonra yıldız büyük bir patlama ile uzaya enerji yayar. Böylece yıldız parlaklığını zamanla yitirip ölür. Büyük kütlede yıldızlar ölümlerinden sonra ya nötron yıldızları ya da kara delikleri oluşturur. Küçük kütlede yıldızlar ise beyaz cüce adı verilen yeni bir yapıya dönüşür.
Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi bir yıldızın oluşumundan ölümüne kadar sıcaklığı değişmez diyor. Bu yanlış bir ifade. Çünkü mesela burada diyor ki yüzeyleri soğuyor. Yani sıcak bir şey soğuyor. O yüzden sıcaklık değişiyor. B şıkkına geldim. Bir yıldızın yaşamının nasıl sonlanacağı ilk yıldız olduğu andaki kütlesine bağlı. Doğru. Çünkü küçük kütlede yıldız ve büyük kütlede yıldız diye ikiye ayırıyorum ben bunları. Güneş sisteminin belli bir ömrü vardır. Doğru. Yıldızların ölme sebebi zamanla enerjilerinin tükenmesidir. Mesela burada da diyor ki yıldızların enerjileri tükenmeden önce. Yani enerjileri tükeniyor ve ölüme sebep oluyor. O yüzden cevabım A olacak. Beşinci soruya geldiğimde ise uzay çalışmaları arttıkça uzay kirliliği de artmaktadır. Roket parçaları, ölü uydular, yakıt tankları ve uzay aracı atıkları uzay kirliliğine neden olmaktadır. Aşağıda NASA tarafından yayınlanan uzay kirliliği ile ilgili bir grafik verilmiştir. Verilen grafiklere göre hangilerine ulaşılabilir? Birinciye geldiğimde uzay kirliliği 1956 yılında başlamıştır. Doğru. Uzay kirliliğinde tüm nesneler içinde en fazla kirlilik oluşturan enkaz parçalıdır. Bunu büyük grafikten çıkartabilirim. 3'e geldim. 2000 yılından sonra dünya yörüngesindeki uzay araçlarının zarar görme ihtimali artmıştır. Doğru cevabım D olacak. 6. soruya geldiğimde bilim adamları ana kopya görevini gören bir koyunun 2 numaralı yani birebir aynısı bir koyunu oluşturmaya başardılar. Bilim adamları yetişkin bir koyunun vücudundan çok küçük bir parça aldılar. Bu küçük parçadan hücre çekirdeğini ayırdılar. Daha sonra dişi bir koyunun yumurta hücresini yeni bir koyun oluşturmak için aldılar. Yumurta hücresindeki kalıtsal materyali çıkartarak 2 numaralı koyundan alınan çekirdeği bu yumurta hücresine aktardılar. İşlemden geçirilen bu yumurta hücresinin diğer bir dişi koyunun rahmine yerleştirdiler. Koyun hamile kaldı ve Dolly adlı bir kuzu oldu. Dolly 2 numaralı koyunun tıpatıp aynısıydı. Bu makaleye göre hangileri yanlıştır? Şimdi 2 numaralı koyun koyunun vücudundan alınan çok küçük parça bir hücre olabilir. Doğru. Dolly'nin 2 numaralı koyunla tıpatıp aynı olması kalıtsal özelliklerin çekirdekte taşındığını ispatlar. Evet bu da doğru. Koyunun vücudundan alınan küçük parçadan hücre çekirdeğini ayırmak için önce hücre duvarının parçalanması gerekir. Şimdi burada hücre duvarından bahsetmiş. Hücre duvarım benim hayvan hücrelerinde değil bitki hücrelerinde bulunur. O yüzden bu yanlış. Dolly'nin hücreleri oval şekle sahiptir ve bu hücrelerde lizozom bulunur. Bu da doğru. Çünkü hayvan hücrelerinde hücresi oval şekle sahiptir ve hayvan hücrelerinde lizozom bulunuyor. O yüzden cevabım C olacak. Geldim 7. soruya. Galaksiler milyarlarca yıldızı ve yıldız sistemlerini içinde barındırabilir. Samanyolu dünyamızın içinde bulunduğu galaksinin ismidir. Samanyolu galaksisinin merkezinde genellikle sarı kırmızı yıldızlar bulunurken Samanyolu'nun kollarında ise genellikle mavi yıldızlar bulunur. Samanyolu galaksisinin merkezinden dışa doğru açılan kolları vardır. Bu kollardan birisi de avcı koldur. Güneş sistemi bu kolda bulunur. Samanyolu'na en yakın galaksi Andromeda'dır. Andromeda, Samanyolu galaksisine yaklaşık 2 milyon 900 bin ışık yılı uzaklıktadır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılamaz? Şimdi, Samanyolu galaksisinin merkezinde genellikle soğuk yıldızlar bulunurken kollarında genellikle sıcak yıldızlar bulunur. Bunu şu cümleden çıkartabilirim. Samanyolu galaksisinin merkezinde genellikle sarı kırmızı yıldızlar vardır. Kollarında ise mavi yıldızlar bulunur. Sarı yıldızım orta sıcaklıkta bir yıldızdı. Kırmızı yıldızım soğuktu. Mavi yıldızım ise en sıcak yıldızımdı. O yüzden bir doğru. Galaksiler arası uzaklık ışık yılı ile ifade edilir. Doğru. Burada ifadesini kullanmış. C şıkkında Samanyolu galaksisinin içinde toplam 8 tane gezegen vardır. Bu yanlış bir ifadedir. D şıkkında ise dünyamız Samanyolu galaksisinin avcı kolunda bulunur. Doğru. Yani cevabım C olacak. 8. soruya geldiğimde ise canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir.
Hücrelerden bazıları aynı görevi yapmak için bir araya gelir. Bu hücre topluluğuna doku adı verilir. Çeşitli dokuların belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle oluşan vücut yapısına organ adı verilir. Organlardan bazılarının belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle sistemler oluşur. Tüm sistemler birbiriyle uyum içinde çalışır. Sistemlerin tamamını oluşturduğu canlı vücuduna organizma denir. Verilen tanımlara göre aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada bir A şıkkında sindirim sistemi varmış. Yani bu bir sistemdir. Doğru. B şıkkında mitokondri vermiş. Mitokondri bir organeldir. Organ değildir. C'ye geldiğimde ise akciğerlerim vermiş. Bu akciğerler bir organdır. Burada ise bir ağaç vermiş. Ağacı da organizma olarak adlandırabilirim. O yüzden cevabı B olacak. 9. soruya geldiğimde ise cisimlerin yansıttıkları ışık sayesinde görebiliriz. Işık bir saniyede yaklaşık 3 milyon metre yol alır. Bu nedenle ışığın elmadan yansıması ile göze ulaşması arasındaki zaman çok azdır. Andromeda galaksisi dünyada yaklaşık 2 milyon 537 bin ışık yılı uzaklıktadır. Işık yılı ışığın boşlukta bir yılda aldığı mesafedir. Andromeda galaksisinden yayılan ışık dünyada 2 milyon 537 bin yıl sonra ulaşır. Yukarıda verilenlere göre hangileri doğrudur? Gök cisimler arasında uzaklıklar çok büyük olduğundan ışık yılı zaman birimi olarak kullanılır. Bu yanlış bir ifadedir. Işık yılı zaman birimi değildir, bir mesafe birimidir. 2'ye geldim. Bugün dünyadan Andromeda'yı gözlemleyen bir gözlemci Andromeda'nın 2 milyon 537 bin yıl önceki halini görmektedir. Doğru. Andromeda galaksisinde gözlemlediğimiz bir yıldız bugün bir kara deliğe dönüşmüş olabilir. Bu da doğru. Cevabım C olacak. 10. soruya geldiğimde milyonlarca yıldız, bulutsu ve diğer gök cisimlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş sisteme gök ada yani galaksi adı verilir. İçerisinde galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların, meteorların, kuyruklu yıldızların ve benzeri bütün gök cisimlerinin bulunduğu yapıya evren denir. Uzay evrenin dünya dışında kalan bölümüdür. Tanımlar ve verilen görsellerin kapsamında dikkate alındığında hangileri doğrudur? Şimdi okul evreni, sınıf galaksi, Zehra Güneş'i temsil eder. Bu doğru. 2'ye geldim. Zehra Dünya'yı, sınıf Samanyolu galaksisinin avcı kolunu, okul da Samanyolu galaksisini temsil eder. Bu da olabilir. Okul bulut suyu, sınıf galaksi, Zehra ise bir yıldızı temsil eder. Böyle bir temsil söz konusu olamaz. O yüzden cevabım A. 11. soruya geldiğimde, görselde verilen olayın başından sonuna kadar hücre sayısı ve kromozom sayısı değişimi ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi burada gördüğüm şekil bir döllenme yani bir insanın meydana gelmesidir. Yani bu mayoz bölünmeye aittir. Mayoz bölünmede hücre sayısı artarken kromozom sayısı tür içinde sabit kalmasını sağlıyordu. Grafiklere baktığımda ise bu söylediklerimi A şıkkındaki grafikler tamamlıyor. O yüzden cevabım A. 12. soruya geldiğimde Kamil kaza geçirmiş ve parmağından doku parçası kopmuştur. Bir süre sonra yaralanan bölgedeki hücrelerde organel sayısı artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu organellerden biri olamaz? Ribozom olabilir, kofol olabilir, endoplazmik retikulum olabilir ama kloroplast hayvan hücrelerinde bulunmaz, bitki hücrelerinde bulunur. O yüzden cevabım C olacak. 13. soruya geldiğimde ise aşağıdaki görsellerde bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünme evre verilmiştir. Verilen görseller ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Çekirdek bölünmesi bitki ve hayvan hücresinde benzer şekilde gerçekleşir. Doğru. Her iki hücrede de sitoplazma aynı şekilde birbirinden ayrılmıştır. Yanlış. Bitki hücresinde ara lamel ile hayvan hücresinde ise boğumlanma ile ayrılır. Bitki ve hayvan hücresinde önce çekirdek daha sonra sitoplazma bölünmüştür. Doğru. Her iki bölümde de sitoplazma bölünmesi tamamlandıktan sonra kalıtsal özellikleri aynı olan iki hücre meydana gelmiştir. Bu da doğru bir ifade. Cevabım B olacak. 14. soruya geldiğimde optik gözlem evlerinde gök cisimlerinden yayılan ışık sayesinde oluşan görüntüleri merceklerle büyüten teleskop, radyo gözlem evlerinde ise uzaydaki radyo sinyallerini toplayan büyük çanaklar bulunur.
Optik gözlem evleri şehir ışıklarından uzakta bulutlu gün sayısının az olduğu yüksek yerlerde kurulmalıdır. Ülkemizin en gelişmiş gözlem evi Antalya'da Toros Dağları'nda kurulmuştur. Radyo gözlem evleri uzaydan gelen sinyallerle çevredeki radyo ve televizyon sinyallerinin karışmayacağı yerlere inşa edilir. Çanak ise genellikle çukurda bulunur. Radyo dalgalarının bulutlardan geçmesinden dolayı hava şartları çok önemli değildir. 500 metre çapıyla FAST gözlem evi dünyadaki en büyük radyo teleskobudur. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Gözlem evlerinin kurulacağı yerlerin özellikleri kullanılan teleskopların özelliklerine bağlıdır. Doğru. Antalya'daki gözlem evinde optik teleskop kullanılmaktadır. Yukarıdan çıkartabilirim. C şıkkına geldiğimde radyo teleskobu ışık kirliliğinden etkilenmez. Doğru. Radyo teleskobu yerleşim yerlerine kurulabilir. Yanlış. Yerleşim yerlerinden uzak yerlere kurulacak. O yüzden cevabım D. 15. soruya geldiğimde geçmişten günümüzde hücrenin yapısıyla ilgili birçok görüş ileri sürülmüştür. Aşağıda bazı bilim insanlarının hücreyle ilgili yaptığı çalışmalar verilmiştir. Robert Hooke kendi geliştirdiği mikroskop ile şişe mantarından kesitler alıp ölü bitki hücrelerinin çeperlerini gözlemledi. Gördüğü küçük odacık gibi yapılara hücre adını verdi. Leon Hooke ise bir gölden aldığı su birikintisindeki tek hücreli canlıları kendi geliştirdiği mikroskop ile gözlemledi. Robert Brown bu yıllarda Carr gelişmiş apokromatik mercek sistemini bulmuştur. Brown bitki hücresinde hücre çekirdeğini keşfetti. Schwann ise tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu ifade eden hücre teorisini ileri sürdü. Virchow ise o zamana kadar hücre ile ilgili yapılan çalışmaları birleştirip modern hücre teorisini oluşturdu. Yukarıda verilen bilim adamlarının hücre ile ilgili çalışmaları incelendiğine hangisine ulaşılabilir? Mikroskopların geliştirilmesiyle hücre ile ilgili bilimsel bilgiler artmıştır. Doğru. Teoriler bilimsel bilgilerin gelişmesiyle oluşur. Doğru. Bilim insanları hücrenin çekirdeğini hücre duvarından daha sonra gözlemlemiş. Doğru. Yani cevabım D olacak. 16. soruya geldiğimde aşağıdaki görselde bir hücrenin geçirdiği mitoz bölünme evreleri gösterilmiştir. 1. Kromatin iplikler kısalarak kromozomlar oluşturur. Doğru. 2. Kromozomlar hücrenin ortasına sıralanır. Doğru. Ekvatora sıralanmış. 3. Sitoplazma bölünmeye başlar. Yanlış. 3. Ne olur? Kardeş kromatitler zıt kutuplara ayrılır. 4. ise kromozomlar kromatin iplik haline gelir. Doğru. Yani cevabı C olacak. 17. soruya geldiğimde ise RASAT 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan uzaya fırlatıldı. Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur. Yüksek çözünürlüklerde görüntüleme sistemine sahiptir. Göktürk 2 18 Aralık 2012'de Çin'den uzaya fırlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne istihbarat ve coğrafi veri sağlamaktadır. Türkiye'nin özgün olarak geliştirdiği ilk yüksek çözünürlükteki keşif ve gözlem uydusudur. Göktürk 1 5 Aralık 2016'da Fransız Gunaysen'dan uzaya fırlatıldı. Dünyadaki benzerliklerine göre oldukça yüksek çözünürlükte görüntüler aktaran gözetleme uydusudur. Yukarıdaki örnekleri okuyan biri sonuçlarından hangisine ulaşılamaz? Şimdi Türkiye'nin aktif gözlem uydularının sağladığı görüntüler düşük çözünürlüktedir demiş. Yanlış. Hepsi yüksek çözünürlüktedir. İkiye geldim. Türkiye'nin aktif gözlem uyduları Türkiye'den fırlatılmıştır. Bu da yanlış. Biri Rusya'dan, biri Çin'den, diğeri Fransa'dan fırlatılmış. Türkiye'nin aktif gözlem uydularının tasarlanması, ülkemizin katkıları da olmuştur. Doğru. Yani cevabı A olacak. 18. soruya geldiğimde bir öğrenci bitki hücresi ve hayvan hücresinin özellikleri ile ilgili yukarıdaki tabloyu dolduruyor. Öğrenci ile ilgili hangisi doğrudur? Hücrelerin şekilleri arasındaki farkları biliyor. Doğru. Çünkü bitki hücresinde köşelidir demiş. Oval olan ise hayvan hücresini işaretlemiş. 2'ye geldiğimde hücrelerde bulunan organelleri karıştırıyor. Evet doğru. Çünkü kloroplast hayvanda bulunur demiş. Yanlış. Kloroplast bitkide bulunur. Sentriol de hayvanda bulunur. 3. Hücre duvarı bulunan ve bulundurmayan hücreleri karıştırıyor. Bunu yukarıda baktığımda ise hücre duvarı bulundurur. Hücre duvarını bitki bulundurur. Doğru söylemiş. O yüzden cevap 1 ve 2 A. 19. soruya geldiğimde Cacabey. Selçuklu döneminde Cacabey tarafından gökbilimleri araştırma merkezi olarak Kırşehir'de yaptırılan
Bey Cami ve Medresesi dünyanın ilk gökbilimi okuludur. Gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen gözlem evi olarak ayakta kalan tek medresedir. Galileo, teleskobu icat etmiş, ayın evrelerini incelemiş, ayda kraterler, dağlar, vadiler görmüş, Satürn'ün halkasını gözlemlemiş, teleskobu bu güçlü olmadığı için gezegenin halkasını iki yapışık parça olarak görmüş ve bunları uydu zannetmiş. Yukarıdaki kartlardan inceleyen Beyza, sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi bire geldiğimde astronom alanındaki bilgilere yalnızca batılı bilim insanlarının çalışmalarıyla ulaşmıştır, yanmıştır. İkiye geldiğimde teleskobun icadından önce gökyüzü gözlemleme yapılmaktadır, doğru. Üçe geldiğimde ayın yapısı ile ilgili ilk bilgiler aya seyahat edildikten sonra ulaşılmıştır. Bu da yanlış bir bilgi. Cevabım B olacak. Son soru 20. soruya geldiğinde ise kertenkeleler tehlike anında kuyruklarını bırakıp kaçarlar. Kuyruğunun ayrılması o bölgede bulunan hücrelerin kendileri sindirip yok etmesiyle gerçekleşir. Yukarıda verilenlere göre kertenkelenin kuyruk bölgesindeki hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin fazla olması beklenir? Şimdi lizozom dediğim şey sindirimden sorumluydu ve kertenkelenin kopması için evet olabilir. Mitokondri enerjiyle alakalı, bu olamaz. Kuful depoyu sağlıyor, sentrozum ise hücre bölünmesinde görevli. O yüzden cevabım A. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.